Herkese merhaba dostlarım. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Videomuzun konusuna geçecek olursak, gördüğünüz gibi bu sefer sizi kılıç ustası bir karakterle karşılamadım. Sınıf değişimine gittik, büyücü olduk. Ve hatırlarsınız ki, kılıç ustası skill dağılımı videosunda, büyücüyle alakalı da skill'leriyle, yetenekleriyle alakalı bir video çekeceğimi söylemiştim. Direkt becerilerimize gelecek olursak, ben daha önceden sınıf değiştirip bütün her şeyi ayarladığım için direkt size yavaş yavaş göstereceğim. Beceriler arkadaşlar. ATK 101, savunma 94, genel 101, kalanı fullerine kadar uzman. Kılıç ustası skill videosunda da bunu siz değerli izleyenlere açıklamıştım. Benim levelimde ya da benden düşük bir leveldeyseniz skill dağılımı bu şekilde olacak. Puan dağılımı bu şekilde olacak. Zaten leveliniz yüksekse sizin böyle bir kombinasyon yapmanıza gerek yok. Uzmanı, ATK'yı, geneli, kapsamlıyı hepsini fulleyecek kadar beceri puanınız mevcuttur. Taktik basit arkadaşlar. ATK ve geneli bu skill hiç vermiyoruz. Buradaysa iki tane veriyoruz. En aşağıya geldiğimizde de kullandığımız eşsiz yetenek olan dolu fırtınasını fulluyoruz. Sol tarafına dokunmuyoruz. Savunmada pardon, genelden devam edeyim. Genelde gene birebir aynı işlem. Buna ve bu skill'e vermiyoruz. Buradaki skill'imiz 2 kalıyor. Aşağıya geldiğimizde de yıldız parıltısını fulluyoruz. Şimdi bunun sebebini de açıklayacağım. Hem ATK'dan hem de genelden birer tane eşsiz yeteneği fullememin sebebini de açıklayacağım. Bu tarafa vermiyoruz. Savunmaya girdiğimizde savunma bir tık değişik. Nasıl değişik? Şöyle. Hiç vermedik. Hiç vermedik. Hiç vermedik. Buraya iki verdik. Buraya kadar aynı. Aşağıya geldiğimizde savunmanın eşsiz yeteneğini kullanmıyoruz dostlarım. Bu yüzden savunmanın eşsiz yeteneğini hiç vermemize gerek yok. Şu an için vermemize gerek yok. Bu yüzden burayı dörtledik. Sağını solunu beşlemek için. Kalan skillerde de ben her zaman söylediğim gibi en iyi savunma saldırıdır. ATK'yı fulledim. Geneli fulledim. Lakin burada bir dipnot geçeceğim. Eğer element özü seviyeleriniz 350'nin altındaysa genelde sadece buraya kadar veriyorsunuz dostlarım. Bundan sonrasını verdiğinizde herhangi bir SG, herhangi bir güç alamazsınız. İlahi toprak özü seviye 350'ye ulaştığında %30 ilahi toprak özü niteliği kazanırsınız. Çünkü 350 değilse kazanamıyorsunuz. 350 ve üstü ise kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra da zaten level aldıkça, puan kazandıkça uzman savunmayı yükseltiyoruz. Şimdi, değerli dostlarım, ATK ve genelde neden 101, savunmada neden 94, neden kaotik darbeyi kullanmıyoruz? Bunlarla alakalı siz değerli dostlarıma bilgi vermek istiyorum. Yetenekleri yapılandır dediğimizde, yıldız parıltısı 4 hedefe %350 artı 30 bin hasar verir. Bu sırada en fazla 10 saniye boyunca ekip etkisi. Skill zaten bize açıklamasında kardeşim ben 1vs1 3vs3 bir rakibinle teke tek kaldığında senin hayatını kurtarırım. Bu eşsiz yeteneğimizi fullememizin sebebi budur.
Öteki taraftan dolu fırtınasına baktığımızda 4 hedefe %747 artı 24.800 hasar verir. Mevcut hedef SPS için %20 hasar ve %50 vuruş oranı ile birlikte gelir. Bu skill bize burada diyor ki, hemşerim, toplu bir alana dalacaksan, 7, 8, 10, 15 kişinin içine gireceksen beni kullan. İlk başta ben sana hem muazzam hasar hem de muazzam güç vereyim. Benden sonra vurduğun skiller de rakiplerini indirsin ki hızlı bir şekilde oradan kilini al çık. Benim kombinasyonum bu şekilde değerli dostlarım. Zaten skill sayfamdan da skilleri nasıl yerleştirdiğimi gördünüz. Benim kombinasyonumu uygulamak isteyen varsa içinizde gönül rahatlığıyla kullanabilir. Ben bizzat kendim defalarca büyücü kılıç ustası olduğum için bu kombinasyonu denedim. Hem bosslarda hem de PvP'de fazlasıyla işe yaradığını gördüm. Bir dipnot geçmek istiyorum. Son bir haftadır işlerim çok yoğun olduğu için siz değerli izleyenlerime, değerli dostlarıma video çekip atamadım. Bunların telafi videoları önümüzdeki günlerde bilgilendirici olarak gelmeye devam edecektir. Beni izleyip değerli vaktinizden vakit ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, esen kalın.